Evet, şimdi Bakırköy'de Kapısı AVM'nin B kapısındayım. Saç kaynak atölyesine gideceğim. Hemen şurada göstereyim. Yaklaşık bir 5-6 ay önce saçımı kestirmiştim. Şimdi tekrar uzatmak istiyorum. O yüzden şimdi saç kaynak atölyesine gidip Raşit Bey'den kaynak hakkında bilgi alacağım. Hadi bakalım o zaman hep birlikte gidiyoruz. Evet, Kapasite AVM'nin hemen karşısında AK apartmanı var. AK apartmanında 2. kat daire 8 Raşit Arslan. Hadi bakalım gidiyoruz. Burada saçlarımız var. Bunlar gerçek saç. Şurada dışından geliyor. Saç renginize karar veriyorsunuz. Buraya geliyorsunuz ve saçımıza bir analiz yapılıyor. Mikro kaynak, boncuk kaynak, hangi kaynak türünü istiyorsanız sizin saçınıza uygun olan kaynağı yapıyorlar. Fiyatları da gayet güzel piyasaya göre. Hemen şöyle bir salonu da göstereyim size. Özellikle dekorasyonuna bayıldım ben. Teşekkürler. Harikalar. Yeri de çok kolay zaten. Hemen Bakırköy'de Kapısı AVM'nin karşısında, hatta B kapısının karşısında. Evet, şu anda Bakırköy'de Kapasite AVM'nin karşısında saç kaynak atölyesindeyiz. Demiştim az önce de saçıma bir kaynak işini düşünüyorum. Yani birazcık uzatmak istiyorum. 5-6 ay önce kestirmiştim, hatırlıyorsunuz. Şimdi pişman oldum birazcık. Aslında bugün gelme amacımız en yakın arkadaşlarımdan biri Eda. O kaynak yaptırmak istiyor. Onun saçı için bilgi almaya geldik ama gelmişken saç kaynak atölyesinin sahibi Raşit Bey'den de biraz bilgi alalım istedik. Biliyorum merak edenleriniz var. Saçı kısa olduk. Uzun saç örmek isteyenleriniz var. Dilerseniz şimdi sorularınızı soralım hep birlikte. Hem sizin için de bir fikir olmuş olur. Tabii kaç senedir buradasınız? 8 senedir Bakırköy'deyiz. 2 yıldır da yeni salonumuzdayız. Peki sadece saç kaynak iş mi yapılıyor burada, yoksa diğer işlemleri de yaptırabiliyor muyuz? Bütün renklerde işlemleri yapıyoruz. Kaynak işlemlerinden sonra bütün bakımlar. Ben sizi sosyal medya hesabınızdan bularak geldim aslında. Genelde mesajlara cevap veriyorsunuz ama hani mesajlarla bilgi almak yeterli oluyor mu? Ön görüşme yapıyoruz sadece mesajlarda. Çok net ama bilgi alamıyoruz ama, değil mi? Fiyat konusunda en azından. Bir analiz ekibimiz var, analiz ekibimiz. Peki buraya geldiğinizde saç analizi ne kadar sürüyor ortalama? Yani süre olarak 15 dakika. Günlük kullanımına göre saç tavsiye. Peki mesela ben araştırmalarıma göre hani mikro kaynağın boncuk kaynağı göre daha çok tercih edildiğini duydum. Mikro kaynak daha sağlıklı olduğu için mi tercih ediliyor, yoksa başka bir sebebi var mı? Değil. Mikro kaynak diğer kaynaklara göre daha görünmediği için. O yüzden. Boncuk kaynak hakkında ne düşünüyoruz? Yani daha mı sağlıklı, daha mı saça az zarar veriyor? Şöyle, zaten düzenli bakımını yapılırsa mikro kaynakla boncuk kaynak ikisi de tercih edilebilir. Ama sadece tres kaynak çok tavsiye ediyoruz ve yapmıyoruz. Tres kaynak neden tercih edilmiyor? Yani neden tavsiye etmiyorsunuz? Kullanımı çok zor ve aylık düzenli bakımlarını aksattığım zaman çok çabuk karışıyor. Anladım. Ve toplarken de diğer kaynaklarıyla daha çabuk. Anladım. Kaynak için ne kadar sürede bir bakım yaptırmak gerekiyor? Yani kopmalar oluyormuş belli bir süreden sonra duyduğum kadarıyla. 3 ayda bir düzenli olarak optik takviye işlemi yapılması lazım. Peki bu mikro kaynak için mi geçerli, boncuk kaynak için mi? Ha, ikisi için de 3 ayda bir gelmek gerekiyor. Saç tararken özellikle boncuk kaynaklarda takılma oluyor mu? Yani taraması zor oluyor mu? Takılma şu şekilde olabilir. Çok kötü saçlar kullanılırsa, bu hani gerçek saç denilebiliyor. Evet, gerçek saç kullanılır ama ikinci katı saçlar kullanıldığı zaman karışma yapar. Ama normal
normal saçları kullanımında mutlaka taramaları gerekiyor ve saçı ıslak bırakmamak gerekiyor. Anladım. Saçlar gerçek saç değil mi? Gerçek saç. Yurt dışından mı geliyor? Tabii. Mesela şehir dışında ve buraya gelemiyor. Siz onlara kargo yapıp gönderiyor musunuz saçları? Kargo. Hazırlıyoruz atölyemizi. İstediği ölçülerde dikim yapılıp gönderiliyor. Yani ayrıca dikim işlemini de yapıyorsunuz. Tabii. Anladım. Dikim işlemi. Fiyatlar peki neden bu kadar farklı? Yani çok çeşitlik gösteriyor. Mesela bir yerde 4 lira, bir yerde 6 lira, bir yerde 8 lira tanesi. Bir yerde 20 lira. Evet. Neden mesela? Fiyatlar neden değişiyor? Şimdi öncelikle sentetik saç kullanabiliyorlar veya gerçek saç olabiliyor. Evet, %100 gerçek saç diye bir reklam görebilirsiniz. %100 gerçektir ama kalite olarak çok çok alt kalite saçtır. Yani normal sağlıklı saçtan arınıp karma olan yere düşen saçları toplanarak tekrar birleştirildiği saçlardır. Ne yazık ki salonlarda %100 gerçek saç diye satılabiliyor. Anladım. Peki bunun dışında çıt çıt, peruk, yarım ay gibi işlemler de yapıyor musunuz? Tabii. Yani her şey mevcut. Peruk, postiş, çıt çıt her şey salonumuzda var. Instagram hesabımızda Saç Kaynak Atölyesi. Oradan size yazdığımızda ya da WhatsApp numaranızdan yazdığınızda yazdığımızda ulaşırız herhalde kolaylıkla. Arkadaşlarımız bu şey yapıyorlar. Hı-hı. Randevu verip saç analizi yapabiliyor. Peki randevular çok yoğun mu? Mesela böyle bir iki hafta sonrasına mı sarkıyor? Bir hafta sonradan randevular yazılmaya başlıyor. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ederiz bilgi verdiğiniz için. Görüşmek üzere.